Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Instagram hesabımda hazırladığım mantıdan mantı çorbası yapmıştım. Yöresel olarak isimler değişiyor, yüzük çorbası da denildiğini öğrendim. Videoyu 15 saniyelik Instagram hesabımda hikayemde paylaştığım için bunları birleştirerek bir büyük video elde ettim. Onun için biraz kalitesi düşük olacaktır. Lütfen kusura bakmayın ama isterseniz bir daha yapacağımda sizler için daha detaylı bir şekilde tarifini hazırlayacağım. Veya bu tarz videolarda kısa kısa birleştirilmiş videolarda isterseniz elimde çok video var. Yorum kısmına söylerseniz bu şekilde seslendirerek veya info kısmına yazılı tarifi yazarak sizlere tarifini paylaşabilirim. Mantı çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz 1-2 yemek kaşığı bolca tereyağı, 1-1,5 yemek kaşığı domates salçası, derin dondurucuya attığım mantı ve yaklaşık 1,5 litre sıcak su. Yapılışı gördüğünüz gibi tereyağını eritiyoruz. Salçaya ekleyip salçayı kavuruyorum yağda. Daha sonra üzerine sıcak su ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra tuz ilave ediyorum. Ve buzluktan çıkarttığım donmuş olan mantıları ilave edip haşlamaya bırakıyorum. Aynı makarna haşlar gibi yaklaşık 10 dakika içerisinde mantılar pişmiş oluyor. Ve üzerine pul biber, nane serperek yoğurt eşliğinde servis yaptım. Bu videoyu da aynı şekilde Instagram hesabımda hazırlamıştım. Sizlere de tekrar tarifini kısaca vermek istiyorum. Mantı hamuru için gerekli olan malzemeler 5 su bardak un, 3 tane yumurta, 3 çay bardak su, 2 tatlı kaşık tuz, iç harcı içinde 500 gram kıyma, 2 soğan, tuz ve karabiber kullandım. Gördüğünüz gibi elde ettiğim hamuru 3 eşit parçaya böldüm. Burada kızım bana yardım etti. Bu şekilde büyükçe açtıktan sonra ince şeritleri halinde kesip üst üstüne koyup kareler kestik. Biraz daha küçük yapabilirsin karesini. Mantı yemesi çok kolay ama yapması saatlerini alıyor gerçekten. Bunun için ailecek yardımlaşarak mantımızı yapmıştık. Mantı hamuru benden, açması ve bu şekilde kesimi kızımdan, bükmesi oğlum ve eşimden. Tek başına yapmak zor olduğu için bu şekilde ailecek yardımlaşarak mantımızı yaptık. Kızım burada çok hevesliydi. Kendi başına bezeyi açtı, kesti. Bükmelik sarma haline getirdi. Tam detaylı videomu info box'a bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz info box'taki tarif linklerimden videolu tarifime veya yazılı tarifime ulaşabilirsiniz. Eşim ve oğlum mantı kapatmaktan yoruldukları için daha sonra bu şekilde rulo mantı yaparak diğer bezemi de tamamladım. Yapmışken de sizlere de bunu da göstermek istedim. Kesinlikle dağılma olmuyor arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Bu şekilde yaptıktan sonra küçük küçük kesiyoruz ve normal mantı gibi pişiriyoruz. Ve hemen pişirip bu şekilde servis yapmıştım. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Tercih ettiğiniz gibi siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Başta videomun başında belirttiğim gibi mantı çorbası veya bu şekilde pişirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi info box'a bırakacağım tarif linkimi arkadaşlar. İnfobox'tan ulaşabilirsiniz.
Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak zil sesini açın. Yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.